Meslek camiamızı bölmeye çalışan yeni bir başrol oyuncusundan bahsettim. Aslında bu başrol oyuncusunu ben uzunca zamandır sizlerle her bulunduğumuz toplantıda biliyorsunuz anlatıyoruz. Kim bu başrol oyuncusu? Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetleme Kurulu. Ya ne var ne olacak diyebilirsiniz doğal olarak da. Ama bu kurum kendini bir meslek örgütü yerine koyuyorsa, 90 bin kişilik camiayı bölüyorsa, parçalıyorsa, 15'ini dolduranlar ve doldurmayanlar diye ayırıyorsa, mesleğe yeni girecek gençlerin önünü kesiyorsa ve de bugüne kadar meslek örgütüyle tek bir diyalogda bulunmuyorsa, kusura bakmayın biz bu kurumu tanımayız sevgili arkadaşlarım. Ve tanımayacağız da. Nereye kadar? Bu meslek örgütüyle kapılar açılıncaya kadar bu mücadele buradan sürecektir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar çok şey mi istedik ya? Her gittiğimiz yerde anlattık ve bunun aksine bir tek Allah'ın kulu bu böyledir demediniz. Yani diyoruz ki tek bir sınav vardır. O da TÜRMOB yeterlik sınava girdiğiniz sınavdır. Bunun dışında sınav doğru değildir. Bakın bu eğitime katılan arkadaşlarımız var. Biraz sabırlı olmanı rica etmiştik. O oldu, bu oldu. Bugün bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama şöyle düşünün. 90 kişilik camianın bu eğitimlere katılan sayısı yeminim al müşavirleri ayırıyorum. 100 kişi, 200 kişi olsaydı bu kurum arkadaşlar bu kadar rahat hareket edebilir miydi? Size soruyorum ben size. Yine elinizi vicdan sonra şunu soruyorum. Ya katıldığınız bu eğitimler, TÜRMOB eğitimindeki farkı bana bir Allah'ın kulu izah etsin. Söyledik kendine dedik ya bu eğitimlerimiz eksikse, yetersizse söyleyin tamamlayalım düzeltelim dedik. Katılan arkadaşlarım var. Hem TÜRMOB eğitimlerine katılan arkadaşlarımız var. Hem bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız var. Bir Allah'ın kulu çıksın. Ya üniversitenin verdiği eğitim farklıdır diye birisini ortaya çıktınız sevgili arkadaşlarım. Söyleyin ya biriniz. Odanın eğitimi yetersizdi. Biz üniversitenin eğitiminden farklı eğitim aldık diye bir Allah'ın kulu çıksın. Tek fark şudur sevgili arkadaşlar. Parayı yatıran bu eğitime katıldı. Öyle mi sevgili dostlar? Başka yaptığı bir şey yok. Bu mu ya? Bu ülkenin kaynakları bu kadar basit mi? Ne istiyorsun? Bu kurumdan, meslek örgütünden niye yararlanmak istemiyorsun? Ajandanda ne var? Burada bakanlık yetkileri var. Sevgili arkadaşlar 24 yıldan beri İSM olarak, TÜMOB olarak tüm bürokratlarla kapımız açıktır. Bizim de iş birliği yapanlar kazanmıştır. Bize kapılarını kapatanlar kaybetmiştir sevgili arkadaşlarım. Biz her zaman biliyorsunuz bu kapıdan içeri girdiğimiz zaman siyasi şapkalarımızı kapının dışına bırakmışızdır. Tek ortak paydamız meslektir. Bu ülkenin çıkarlarıdır. Bu ülkede yolsuzluk yapılıyorsa, bu ülkede kayıt dışı ekonomi varsa, bu ülkede vergi adaleti yoksa biz meslek örgütü olarak konuşmayacak mıyız sevgili arkadaşlar? Yaptığımız tek şey bu. Taksim meydanında bir afiş astık. Çok enteresandır. Ülke nerelere gidiyor? Afiş şu sevgili arkadaşlar. Soruyorum değerli dostlarıma. Temiz toplum, temiz siyaset istiyoruz dedik. Muhasebe camiası olarak. Polis indirin onu dedi. Ya dedi siz temiz toplum, temiz siyasetin yana değil misiniz ya arkadaşlar? Bu ülke nereye gidecek? Nasıl olacak? Bu bizim görevimiz. Bunu anlatmaya çalıştık. Dönüyorum kuruma. 2011 yılından beri meslek örgütü hiçbir diyaloğu yok. Ve suç işliyorlar şu anda. Bir örnek vereceğim. Gözetim kurumu oluşunda bir yönetim kurulu var biliyorsunuz. Öyle mi? TÜRMOB'u temsil eden bir arkadaşımız vardı. Orhan Çelik. Eski Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı yapmış arkadaşımız. Profesör oldu, ayrıldı. Yeni bir isim önerdik. 3 aydan beri o kişiyi göreve davet etmiyorlar sevgili arkadaşlar. Ne var ortada ya? Gençlerin hakkını savunmak suç mu sevgili arkadaşlar? Sizin emeğinizi savunmak suç mu onu söyleyin bana. Sonuna kadar bunu anlatmaya devam edeceğiz. TÜRMOB ve odalarımız, sabrımız bir yere kadar artık noktalanmıştır. Bunu herkes böyle bilsin. O yüzden 15'ini dolduran sevgili dostlarıma sesleniyorum. Biraz daha sabredin. Bu eğitimine katılan arkadaşlar için söylüyorum. Biz sizleri asla ve asla mağdur etmeyiz. 15 yılını dolduran arkadaşların bir problemi yoktur. Sorun 15'ini doldurmayan arkadaşlarımızın hakları gasp edilmiş sevgili arkadaşlar. Buna destek verirsek inanın başarılı olacak olan bizleriz.
Lütfen bunun böyle bilmesini istiyoruz. Ve iki ay boyunca yoğun bir kampanya başlayacaktır. Siyasetle siyasetçiyle, bürokratla bürokratla bu haklar alınıncaya kadar bu mücadele aktifleri sürecektir sevgili arkadaşlar. Sizden ricam şimdi ya niye geç mi kaldık, erken mi kaldık, şu mu bu mu olayı lütfen bırakalım. Birbirimize kenetlenelim sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar bu eğitimlere katılmış arkadaşlarıma söylüyorum. Bir tek Allah'ın kulu bağımsız denetimle ilgili 1 lira para kazanmış mı sevgili arkadaşlar? Sorarım size. Bir tek iş aldınız mı sevgili arkadaşlar? O yüzden acele etmeyin dedik. Ve her zaman anlattığımız bir şey var. Bu kurum Enor'da olduğu gibi, Enor'dan sonra niye çıktı bu kurum, gözetim kurumu? Bir muhasebe skandalı çıktı. Meslek örgütü dışında bir kurum bunu denetlesin dedi. Bu anlayışıyla bakın çok iddialı bir laf söylüyorum. Birkaç kez de söyledim. Enor'dan beter patlar arkadaşlar bu kurum, unutmayınız. İşini yap kardeşim sen. Sen gözetim işini yap. Bırak da meslek örgütü kendi işini yapsın. Üyesinin eğitimini, lisanslamasını, sınavlarını bizim işimiz sevgili arkadaşlar. Ve bir diğer konu her zaman söylüyoruz. Bunları almanız yeterli bir şey değildir. Eğer beyninizde, kafamızda, yapımızda kurumsal yapıları kurmazsak bu işi asla ve asla başarma şansına sahip değiliz sevgili arkadaşlar. O yüzden meslek örgütünün gündemini asla vazgeçmeyecek. Hani anlattığımız bir dağın ötesi hikayesi var. Bu mutlaka gerçekçilik sevgili arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Küçük hesapları herkes bırakacak. Kurumsal yapıları korumak zorunda. Süpermarketlerde olduğu gibi. Burada büyük firmaların temsilcileri var. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Ama tek başarının temelinde ortaklık kültürü sevgili arkadaşlar. Bu büyük firmaların hiçbirinde patron yoktur. Ortak vardır. Ne zaman bize ortaklık kültürünü kendi çapımıza göre yaptığımız an herkes bize saygı duyacaktır sevgili arkadaşlar. Müşteri bizden tek bir iş istemiyor. Bunu anlattık. Artık defter tutmayla bir yere gitme şansımız yok. 1 sene daha gideriz, 3 sene daha gideriz. Ama 10 sene sonra bu kadar net konuşuyorum. E-fatura, e-defterin sonucunda hepsi tarihe karışacak sevgili arkadaşlar. Finansal